Seçim yarışında sıcak gelişmeler yaşanıyor Galatasaray'da. Hiç uzatmayayım sözü. Savaş'a bırakayım. Ne oluyor Galatasaray'da? Vallahi sıcak mı soğuk mu hakikaten bunu kestirmek çok zor yani. Galatasaray'da bence her geçen gün yeni bir sancılı süreç. Her geçen gün biraz daha skandallar. Her geçen gün biraz daha kaoslar duyuyoruz. Yarın ne olacak diye bakarsak yarın da yeni haberler gelecek. İlk önce neler oluyor onları bir toparlayalım. Yarına bakacağız. Şimdi seçim tarihi belli oldu. Sosyal medyada bir atışma mı diyelim ona? Ne sosyal diyelim medyadaki lan? Atışmadan da ziyade Galatasaray'da bir belirsizlik var. Bu belirsizliği Galatasaray'da çözebilecek kişi çıkmıyor ya. Eskiden Galatasaray'da böyle bu kadar kaos bir ortamında Galatasaray'ın abileri vardı. Önemli sözü geçen isimler vardı. Allah rahmet eylesin Selahattin Beyazıt, Özcan Can Aydın, Kemal Onar abimiz, ona da Allah rahmet eylesin, Duygun Yarsuvat. Yani böyle gerçekten de sözü geçen camianın abi dediğimiz isimler vardı. Galatasaray 2 aydır büyük bir kaosun içinde. Galatasaray 2 aydır marka değerini kaybediyor ama kimse taşın elinin altına sokmuyor. İki başkan adayı taşın elinin altına koydu. Ben burada aşağı yukarı bir aydır başkan adaylarının enerjilerini uçuk seçim vaatleriyle anlatmaya çalıştıklarını ve buna karşı olduğumu ifade etmiş. Nedir bunlar? İki başkan adayından mesela Sayın Metin Öztürk'ün projeleri, Eşref Bey'in projeleri. Metin Bey sürekli 200 milyondan bahsetti. Ergin burada seninle çok fazla şey yaptık. Transferlerden bahsetti. 22 tane sponsordan bahsetti. Hatta şunu hep söyledik. Bir tarafta Cenk Ergün, bir tarafta da Levent Nazifoğlu. Levent Nazifoğlu ile Eşref Metin Cenk Ergün Bey'i kıyasladığımız zaman Cenk Bey'in daha tecrübeli olduğunu söyledik. Levent Bey'in de bu işte zayıf kalacağını söylemiştik. Metin Bey öyle bir ifade kullandı ki daha 15 gün önce, 10 gün önce. Hep söyledikten sonra farklı şeyler çıkıyor çünkü bu arada. Levent Nazifoğlu benim dedi futbol aklım olacak dedi. Kendisine 10 üzerinden 11 veriyorum dedi. Evet. Bugün bu yayına girmeden önce saat 18.30'da Futbol Plus'ta tweet daha sonra. Herkes benden sonra oldu. Önce savaş duyuyor. 18.30'da Taner Karaman'ın Futbol Plus sitesinde YouTube kanalında canlı yayında yaşanan gelişmeleri anlattım. Aslında bir haftalık süreç bu. Ama bugün Levent Bey'i duruşundan dolayı kutluyorum. Çok eleştirdim kendisini. Sayın Nazifoğlu, Metin Bey'in camiaya uzun zamandır söylediği, verdiği sözler, seçim vaatlerinin içinde Levent Nazifoğlu'nun tamamen farklı düşüncesi, karşılıklı konuşmalarının herhalde önümüzdeki günlerde Levent Bey'den bunları duyuyoruz. Levent Nazifoğlu çünkü Dursun Özbek zamanında da ayrılışını sonra divan toplantısında çok net bir şekilde madde madde anlatmıştı. Şimdi bakıyorum aralarındaki konuşmada ilginç şeyler var. Metin Bey'in 200 milyon TL'miz var. İşte 7-8 tane transfer yapacağız. Gerekirse cebimizden veririz ifadeleri vardı. Ama orada öyle enteresan konuşmalar var ki biz Marka'yı, Kerem'i satacağız. Yerlerine birer milyon euro gibi rakamlar da bak çok net. 4-5 tane transfer yapacağız. Eğer buna karşı çıkarlarsa Türkiye Futbol Federasyonu limit olayı açıklarız gibi. Sonra Levent Bey de diyor ki bunlar tamam güzel ama 200 milyondan bahsetmiştiniz. Ortada 200 milyon yok. Çünkü paranın hep söylüyordum yani böyle bir vaat uçuk oluyor. 22 sponsor. Bunların hiçbirisi konuşmuyor. Son o görüşmede transfer planlamasını yaparken Levent Bey diyor ki eğer biz bu şekilde yaparsak olası bir başarısızlıkta ki bu şartlarda başarılı olma şansımız yok. O zaman fatura bana kalır. Burada duruş sergiliyor. Ben sizde yokum diyor. Yani futbol aklı Levent Nazifoğlu artık Metin Öztürk Bey'in yanında yok. Metin Bey sonra bir tweet attı. Ama Levent Nazifoğlu açıklama hakkını herhalde medya üzerinde açıklamasını önümüzdeki günlerde yapacaktır. Diğer taraftan başkan adayları 4-11 açıklandı. Yarın yeni açıklamalar gelebilir. Disiplin kurulu Fırat Bey'i disipline vereceklerini iddia ediyorlar. Metin Sinan Aslangil bugün bir haber düştü. Üyelikten atılması için yaşananlardan dolayı. Sayın Adnan Öztürk yarını işaret ederek ben disiplin kuruluna müracaat edeceğim dedi. Eğer burada gerçekten de tüzük gereği eğer Fırat Bey'i disipline verip atılması konusunda bir işlem başlatılırsa seçim yeniden tehlikeye girer. Bu çok ciddi bir şey yani. Galatasaray artık bu kaoslardan çıkarın. Galatasaray'ı kaosa sürüklemeyin. Olsun bitsin şu seçim. Yani 11 Haziran geç derken daha da geç olabilir diyorsun. 11 Haziran geç. 21-28 diye herkes buna şart. İlk önce 30 Nisan sonra 21-28 bekleniyordu. Sayın Başkan basın toplantısında 21-28 geç olmadı hala yapabiliriz dedi. 24 saat geçmeden bir basın toplantısı daha 4-11 dedi. Zoom toplantısıyla bu karar alındı. Karar defterine daha açıklanmadı. Karar defteri yarın. Çünkü dernekler masasına o daha gitmedi. Dolayısıyla burada bir tehlike daha var. Galatasaray'ı daha fazla uçuruma sürüklemeyin. Galatasaray'ı daha fazla kaosun içine sürüklemeyin.
halihazırda biraz önce saydığım çok önemli büyükler tekrar Allah rahmet eylesin ama Galatasaray'ın şu andaki mevcut büyükleri bir araya gelin. Bu seçimi yapmak için gerekirse bir araya gelin, birleşin. Ama bu şekilde değil. Ben şimdi yarın hakikaten bu tedirginlik yaşıyorum. Galatasaray'da iki tane başkan adayı var. Eleştirime rağmen kutluyorum, girdiler. Bu iki başkan adayının dışında 20 Mayıs listelerinin son verilme günü. 20 Mayıs'a kadar benim için başkan adayı değil, aday adayıdır Ergin. Ben çok gördüm çünkü yani çıkıyorlar, başkan adayız, bir yazılı açıklama tabii yapıyorlar. 10 gün boyunca bizler burada konuşuyoruz, gazetelerde boy boy resimler. 20 Mayıs son güne 2 gün kala istediğimiz şartlar oluşmadı. Oluşmadığı için böyle bir ortamda seçim yapmaya girmeye gerek görmüyoruz. Bırakın müşteri ya, milyon dolarlık spor şey yapıyoruz, reklam yapıyorsunuz. Aday adayı diyelim ya. Lütfen arkadaşlar buradan sesleniyorum herkese. Adayı değil. O 20 resmiyet kazanmadığı sürece kadar aday adayı diyelim. Nasıl siyasette aday adayı var adaylık sonra? Doğru. Bu başkan adaylarına biliyoruz yani kimin gerçekçi, kimin ne kadar olduğunu. İmza toplayamayacak insanlar bile adayım diye ortaya çıkıyor. Geçmişte bir sürü isim veririm böyle. O yüzden bu Galatasaray'da bir an önce birlik olması lazım, beraberlik olması lazım. Bunu nasıl sağlarlar? Yarından sonra eğer 4-11 bu defter yarın dernekler masasına giderse, eğer bir disiplin suçu, bir disiplin cezası üyelikten atılması için bir müracaat olursa, inanın bana seçim tehlikeye yeniden girer. Şimdi bugün sosyal medyada yaşananlar, A-Spor'un duyurduğu, Okan Buruk'ta yapılan bir görüşme vardı. Evet. Ama bugün o görüşme bir bakıma sonuçlandı, olumsuz sonuçlandı diyebiliriz herhalde. Şimdi Galatasaray'ın sorunu bugün teknik direktör değil. Galatasaray'ın bugünkü sorunu başkan, başkanlık. Bırakalım artık şu teknik direktör olayını ya. Domenech Torrent madem ki sezon sonuna kadar bu takımda takımın başında. Başında mı? Şu anda yapılan değerlendirme, hocanın takımla beraber akşam idmanında vedalaşması, kalan 3 maçta beraberiz ama artık seneye yokum diye. Kalan 3 maçta kalır mı kalmaz mı onu bilmiyorum. Bana göre eğer kalacaksa... Hoca 3 maç kaldığını biliyor mu? Biliyordur herhalde. Yok, geçen 6 maç var demişti. 6 maçtan daha az varken. Ya hoca artık o da mesela bu yaşanan süreçte... Kafası karıştı herhalde. Onun. Mesela hocanın nasıl... Ya hocanın kafası karışır mı ya? Hoca artık o şey ki kafası 19 maç sonra Florya'daki belgelerin, istatistiklerin, futbolcu performanslarının kaybolduğunu söylüyor. Olamadığını söylüyor. 19 maç sonra mı söylüyorsun bunu ya? 19 maç. Barcelona maçı kazanırken yoktu. Beşiktaş maçı kazanılırken yoktu. Geldiği zaman yoktu. Ligin bitimine 3 hafta kalmış. Efendim performansa dayalı bilgiler bilgisayarda yokmuş. Kağıtlar yerinde yokmuş. Darmadağınmış. Ve Fatih Terim'i işaret ediyor. Çok net bir şekilde. Fatih Terim ve ekibini işaret ediyor. Torrent doğru mu söylüyor? Torrent bunu acaba kendisi mi söyledi, söylettirdiler mi? Niye orada mesela böyle bir açıklama yaptı? Sayın Başkan Burak Elmaz Galatasaray'ın gündeminde başkanlık var. Fatih Hoca da burada çağrıda bulunuyorum. Fatih Hoca da konuşması lazım. Ne alakası var? Fatih Hoca'nın görevine son vermişsiniz. Ayrılmış. Bugün Fatih Hoca'yı kur. Sen Fatih Hoca'yı falan bir kenara bırak. Şu anda Galatasaray camiasına, birlik adına, beraberlik adına nasıl bir çağrı yaptın Sayın Başkan? Galatasaray 2 aydır yaralandı ya. 9 yerinden bıçaklandı. 19 yerinden bıçaklandı. Sağdan soldan bir saldırı var. Kendi içinde bu da yani. Çıkın. Deyin ya Galatasaray camiasının önemli isimlerine isim isim ver. Abi bir araya gelin. Başkanlar, eski başkanlar, ikinci başkanlar. Yapıyordunuz ya göreve geldiğiniz zaman bu toplantı, istişare toplantıları. Yine onu yapın. Ama samimi bir şekilde. Galatasaray samimiyetten uzak. Sevgili Cüneyt, samimiyetten uzak. Çok samimiyetsiz bir ortam var Galatasaray'da. Hiç kimse samimi değil. Net söylüyorum, hiç kimse samimi değil. Yani başkan adaylarının açıklamalarını burada şimdi defalarca konuştum. Ya siz 26-27 Mart sabahındaki kongreden sonra Sayın Başkan Burak Elmas'ın kongreye şer koyduğundan itibaren başkan adayları net olamadı. Bugün de mesela şimdi bakıyorum Fırat Bey adaylığını açıkladı. Aday adaylığı. Ben aday adaylığını 20 Mayıs'ta listeye verecekler herhalde o zamana kadar. Şimdi siz bakıyorum yarın disiplin kurulu var. Aday adayı o öyleydi böyleydi. Çıkın konuşun açıklayın. Ya başkan adayı projelerden uzak. Galatasaray'ın bugünkü konusu teknik direktör asla değil. Çünkü teknik direktör hangi başkan kazanırsa onun sorunu. Lig bitiyor. Burak Bey madem ki göreve devam etmeyecek. İki tane başkan adayı var. Yeni başkan aday adayları çıkabilir. İki tane başkan adayı var ama aday adayları daha çıkabilir. Galatasaray'ın acilen bir birlikteliğe ihtiyacı var. Galatasaray'ın acilen yuvarlak masada mı toplanırlar? Başkanlık masasında mı toplanırlar? Nerede toplanırlar? Bu toplantıyı yapıp Galatasaray'ı kaosun içinden çıkarma. Hala kaos süreci devam ediyor. Çünkü bu disiplin cezası alırsa üyelikten atılması için. Üyelikten atılması için neden? Aday adayı adaylığını koymuş. Ve Sayın Fırat Bey çok açık bir şekilde ben mahkemeye verdim dedi. Bu seçimin yapılmaması için dedi. Söylüyor bunu. Arka planda hiç de çevirmiyor. Siz ne yaptınız bunun için? Hiçbir şey. Mahkemelere gelip kendiniz bile burada feri müdahale olmadınız. Çok sağır oldunuz. Dolayısıyla burada önümüzdeki günlerde yeni kaosları inşallah olmaz. Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası, Galatasaraylı
Çok üzgün yaşanan süreçten. Üzülüyorlar. Buna rağmen 30 bin kişi maça geliyor. Şu belirsizlik içinde, şu kaos ortamının içinde takıma 30 bin kişi gelip destek veriyor. Başakşehir maçında Domenek Torrent eğer iyi bir şekilde alınmak istiyorsa artık Galatasaray'ın hiçbir şekilde bu son mağlubiyetle beraber 5.lik şansı kalmadı. Vardı çünkü az da olsa 5.lik şansı vardı. Burada yapacağın şey 36 yaşındaki Gomis'i sahaya atmak değil. 35 yaşındaki Babel'i sahaya atmak değil. 35 yaşındaki Arda'yı sahaya atmak değil. Domenek Torrent'in yapacağı tek bir şey var. Dinamo Kiev maçında oynattığı o gencecik çocuklar vardı. Burada gencecik Hamza, Beknaz, Baran, Işık Kağan, stoper mi yoksa yok. Semih oynatacağını Işık Kağan'ı oynat ya. Işık Kağan'ı oynat. O yüzden bir stoper. Doğru. Onu oynat, Emir'i oynat. Sol bek var. Bir görelim yani. Galatasaray'ın elinde altyapıdan bir sol bek var. Biz niye bunları göremiyoruz? Eğer bir iz bırakmak istiyorsan gider ayak yap Galatasaray yapacağın en büyük iyilik bu oyuncuları oynatmak olacaktır bu maçta. Şimdi Sayın Metin Öztürk başkan adayı Levent Azifoğlu 24 saat futbolun içinde olacak. Sportif aşağıda Florya'dan sorumlu olacak açıklaması yapmıştı. Ve puan vermişti. Levent Bey 10 üzerinden 11 verebileceğim bir insan demişti. Bugün de sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı. Levent Azifoğlu'nun şahitler huzurunda dediği konuşmalar gerçeği yansıtmamaktadır. Okan Buruk görüşmesi sonrası şahsıma attığı tehditvari WhatsApp mesajı sonrası kendisiyle ilişkimiz kesilmiştir. Şimdi o kadar çelişki var ki biraz önce anlattığım sponsorluklar, Domenek Torrent'in gönderiliş şekli, 200 milyon TL. Sayın Başkan bir şey söylediğiniz zaman, Sayın Başkan adayı bir şey söylediğiniz zaman onun arkasında durmanız lazım. Şimdi burada ben Levent Bey'i konuşmaya davet ediyorum. Levent Bey çok son derece dobradır. Çok eleştirmişimdir. Ama sözünü esirgemez. Bu süreçle ilgili, bu yaşanan süreçle ilgili mutlaka bir açıklama yapacaktır. Çünkü orada sadece bir kişi değil, üç kişi de var. Bak isimlerini vermek istemiyorum ama bir de Lemi Bey var mesela orada. Geri kalan iki kişiyi de vermek isterdim ama Levent Bey onları açıklasın. Orada iki kişi değil. O açıklamalar yapılır. Vermek istemiyorum deyip hemen arkasından isim vermesi de güzel. Ama vereceksin. Vermediği zaman da konuşuyorum. Ben konuşursamı sevmiyorum mesela. Evet, konuşacaksın abi. Söyle vermek abi. İstemiyorum deyip verdim. Çünkü vermediği zaman ver kardeşim diyecekler yani. Diğerlerini de söyle. Diğerlerini de Sayın Levent Bey açıklasın. Yeter. Peki. Yani orada başkan birebir diyor. WhatsApp mesajını o bilemem. WhatsApp mesajı iki kişinin arasındadır. Ama konuşmaların olduğu yerde başkaları da vardı. Onları da açıklamadım. Şu fotoğraf A-Spor'da yayınlandı. Evet, bu fotoğraf önemli bir fotoğraf. Şimdi bu burada, fotoğraftaki isimler Metin Bey'in ekibindeki isimler. Metin Bey'in ekibindeki isimler. Burada Okan mesela, Buruk'ta burada da mesela görüşme yapılıyor. İsmail Bey eski yöneticidir. Dursun Bey zamanında yöneticilik yapmıştır. Diğer beyefendi akşamları şeyde, Twitter'da sosyal nedir o? Space odaları var, sohbet odaları. Evet. Ama maşallah her gün orada. Galatasaray Space odalarında sohbet odalarını da kurtaramazsınız abi. Galatasaray projelerinizle. Yani benim altyapıda şu kadar oğlum var. Galatasaray altyapısında ne verdiniz abi Galatasaray'a? Galatasaray'a ne verdiniz ya? Galatasaray'a bir şey vermek için gelip de iki ay boyunca konuşuluyorsunuz. Sadece oğlunuzla kalıyorsunuz. Galatasaray 22 tane sponsorunuz varsa neden bir tanesini bu zamana kadar getirmediniz? Ya Galatasaray ise mevzu bahis. İddia şu, bu fotoğraftan sonra Levent Nazifoğlu ile Sayın Metin Öztürk arasında bir gerginlik yaşandı. Aslında Torrent'le devam edileceği. Ama Okan Buruk'la yapılan görüşmeden sonra deyim yerindeyse Okan Buruk'un neden ümitlendirildiği, umutlandırıldığı. Okan Bey'i buraya mesela Galatasaray'a ilk öneren kimdir mesela? Sayın Levent Nazifoğlu'dur. Evet. Sayın Levent Nazifoğlu niye burada yok? Neden burada yok mesela? Futbola eğer Levent Nazifoğlu bakacaksa, bak söylüyorum Levent Nazifoğlu'nu çok eleştirdim. Burada olması gereken Levent Nazifoğlu'dur. Eğer futbolun patronu diyorsanız, 10 üzerinden 11 verin diyorsanız, burada Levent Nazifoğlu olması lazımdı. Okan Buruk'un isteyeceği futbolcular, takımdan gitmesini istediği oyuncular varsa öyle değil midir Ergin? Bu fotoğrafta Levent Nazifoğlu olması şart değil mi? Bu fotoğrafın ne gibi bir rahatsızlığı var? Neden görüştünüz fotoğrafı mı bu? Yani rahatsızlığın sebebi ya, bu mu? İddia şu bildiğim kadarıyla Savaş Lorlas'ın. Aslında Sayın Başkan adayı Öztürk Torrent'te devam etmeyi düşünüyor. Sayın Levent Nazifoğlu da o zaman Okan Buruk'la neden görüşüldü? Ama yerliden yanayızı çok şöyle, net söylemişti. Bakın Metin Bey. Ben Metin Bey'in başkan adaylığını açıkladığından itibaren açıklamalarını, yaptığı toplantıları, vurgu yaptığı. Ya bir tane bak hemen aklıma gelenleri söylüyorum ya. Burada beraberdik. Sen de vardın yayında. İftar saati, iftardan sonra yaptığı açıklamada Nuri Şahin kendisine sorulduğu zaman ne dedi? Adaylarımız arasında olan isimlerden birisidir dedi. Çok kendisini beğeniyorum, takdir ediyorum dedi. Daha sonra Nuri Şahin bizim gündemimizde olmadı, medya gündeme getirdi dedi. Antalya Spor cephesiyle Galatasaray'ı olmayan bir teknik adamlık üzerinden, yapılamayan bir teklif, resmi teklif olmayan üzerinden Antalya Spor Galatasaray camiası karşılıklı yazı şeklinde bir... Başkan da değil bu arada. Yani. Başkan da değil tabii ki. Galatasaray camiası, Metin Öztürk üzerinden Antalya Spor camiasıyla Nuri Şahin Hoca burada Galatasaray'a gelmek tabii ki isteyebilir. Öbür taraftan Domenek Torrent için yazın Google'a çıkıyor. Domenek Torrent ile çalışmayacağım. Eğer ayrılmak istemezse altyapıya gönderirim.
Bu da var. Daha sonra şimdi de tazminatta düşünülerek çalışacağı iddiaları var. Bizi eğer inandırırsa, ya ben eğer bu kelimeyi kullansam, Domenech Torrent'le çalışmayacağım. Domenech Torrent bizim planımızda yok. Eğer tazminat konusunda anlaşamazsak altyapıya gönderelim diyorsan benim için Domenech Torrent bir daha bitmiştir. Bu soru bana geldiği zaman arkadaşlar benim Metin Bey şey değil miydi bu iki sene üst üste şampiyonluk Şampiyonlar Ligi'nde final diyen başkan evet. adayı? İki sene üst üste şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi finali. Levent Nazifoğlu bu konuda diyorum yerden göğe kadar haklı. Bak Levent Nazifoğlu çok eleştirdim sen de biliyorsun. Cenk Ergün'le ikisini karşılaştığım zaman Cenk Ergün dünyayı geziyor. Levent Nazifoğlu. Ben bir şey sorayım o zaman bak 5 kişiyiz burada. İki sene üst üste şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacağız. Levent Nazifoğlu 10 üzerinden 11'lik adamdır. Ama bugün böyledir. Torrent'le çalışmayacağım. Nuri Şahin'le çalışacağım. Gerekirse Torrent'i altyapıya gönderirim. Ama Torrent'le de çalışabilirim. Ben bütün bunları söylüyorum. Sonra bir de sen, Okan Buruk da görüşüyor ekipten. Onu da göreceğim. Hadi bana oy verin. Dördünüz bana oy verin. Veriyor musunuz bana oy? Ya ilk ikisi kulağıma çok hoş geliyor. İki şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi finali kulağa çok hoş geliyor. Tamam oy verir misin? Bırak hoş geliyor mu? Kulağa hoş gelen başka bir şey söyleyeyim mi? Bankalar Birliği'nden çıkacağım dedi ya. Bu da röportajda var. Ya bunlar seçim vaatleri. Varsa 3-5 milyar Galatasaray'a parayı öder çıkarsın tabii. Ben de diyorum ki Sayın Ali Koç bile böyle bir vaatte bulunsa ben düşünürüm. Bankalar Birliği'ne girmek istememişti o. Sen bana oy vermiyorsun yani. Ben söylüyorum her zaman söylüyorum. Net benim oy vereceğim şu anda potre yok diyorum. Ben seçime gitmem diyorum eğer elimde bir oy olsa. Gazeteciliği bıraktıktan sonra inşallah üye olurum. Burak Bey'le mi devam edeceksin? Şimdi bu konuda da şimdi ben genel kuruluş yerine karar veremem. Hayır seçime gitmezsen Burak Bey'le mi devam edeceksin? Gitmem ne yapayım yani? O zaman şimdi şöyle birçok Galatasaray Kongresi böyle düşünüyorsa ki bildiğim kadarıyla 9 bin falan kişinin oy kullanma hakkı var. En son 8 bin üstü 9 bin civarı. Şimdi muhtemelen birkaç bin kişiyle yapılacak bu seçim. İşte kazanan başkan adayı 1000-1500 oyla kazanacak. Bizi bir yıl içinde bir seçim daha bekliyor o zaman. %100. Yani eğer şu anda bir Burak Bey seçime girebiliyor mu? Şu anda. Yasal olarak girebiliyor. Şu anda yasal olarak girebiliyor. Her türlü girebiliyor. Girecek mi? Ben söylüyorum. 20 Mayıs benim için sadece Fırat Bey üzerinden değil. 20 Mayıs'a kadar ortaya çıkan her aday adayıdır diyorum bak. Savaş.